Erkan Bey, Malta süreci nasıl ilerliyor? İlk etapta ön kayıtını sağladıktan sonra bize geliyorsunuz, yani bize danışmanınıza. İlk etapta tanışıyoruz sizle. Tanışmada birkaç soru soruyoruz, teyit ediyoruz bilgilerinizi. Okul başlangıç tarihinizi netleştiriyoruz. Tanışmada tamamladığımız diğer şeyler ise şunlar. Malta'da eğitim yaşam masraflarınızı kendiniz mi karşılayacaksınız yoksa bir sponsorunuz mu olacak? Sonrasında da sizden sisteme kimlik ve pasaport yüklemenizi istiyoruz. Tanışmayı aslında bu şekilde tamamlıyoruz kısaca. Peki sonraki adımımız ne oluyor? Sonraki adımımız okuldan faturanız geldiğinde, bir iki gün içinde faturanız geldiğinde sizinle paylaşıyoruz faturayı. Sonraki adımımız aslında okul ödemesi oluyor. Peki okul ödemesi hakkında bizi bilgilendirmek istediğiniz bir konu var mı? Şöyle, okul ödemenizi yani faturanızı sizle paylaştığımızda faturanız hazır maili içerisinde, faturanız hazır mailleri paylaşıyoruz. Mail içerisinde detaylı bir şekilde açıklamaları mevcut oluyor. Nereye yapacaksınız? Zaten faturanız içerisinde yer alıyor olacak. Aslında bu şekilde paylaşıyoruz faturayı. Siz ödemeyi tamamladıktan sonra dekontu bizimle paylaşıyorsunuz. Biz de okulumuza gönderiyor oluyoruz. Ondan sonraki süreç ne olacak? Ben ne zaman vize randevusu alabilirim? Ödemeniz tamamlandıktan sonra, okuldan da ödemenin sorunsuz bir şekilde geçtiğine dair onay aldıktan sonra vize randevunuz için biz sizi arıyor olacağız. Peki ben evrak toplamayacak mıyım? Toplayacaksınız. Orada da şöyle, randevunuzu aldıktan sonra randevunuza gitmeden 2 hafta önce evrak listenizi paylaşıyoruz sizle. Siz de evrakları toplamaya başlıyorsunuz. Evrak toplamada o şekilde başlıyor açıkçası. Peki bana yardımcı oluyor musunuz yani? Belki bir evrağımı eksik toplayacağım veya da bilmiyorum bazı evraklarımı. Tardiyatname ne demek? Nasıl yapılır? Nereden yapılır? Bilmiyorum. Sizi arayabilir miyim? Süreç içerisinde zaten sık sık görüşüyor olacağız. Bunun dışında da mail yoluyla da sizi bilgilendiriyor olacağız. Maillerinizi de mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi hani süreç içerisinde her adımda adım adım gittiğimiz için her adımda konuşuyor olacağız. Siz de sorularınız oldukça bana ulaşabileceksiniz. O süreçte bu şekilde ilerliyor açıkçası. Peki beni bu durumda zorlayacak herhangi bir süreç var mı? Öğrencilerimiz evrak toplamada problemler yaşayabiliyor. Mesela maili okumadıkları için bazen tekrar bize sorabiliyorlar. Erkan Bey, şu belgeyi mi alacağız, bu belgeyi mi alacağız, şunu almamız gerekiyor mu? Arkadaşlar paylaştığımız evrak listesi içerisinde detaylı bir şekilde açıklama mevcut. Burada önemli olan evrak listesi içerisinden size uygun olan belgeleri toplamanız. Yani öğrencilerimiz bazen şey diyor, hani çalışma hayatı belgelerini yüklemem gerekiyor mu? Burada şöyle açıkçası, eğer hani öğrenciyseniz dediğim gibi hani çalışma hayatı belgeleri zaten alamıyor olacaksınız. Orada sadece daha öncesinde eğer çalışmışsanız yine her ihtimale karşı ne kadar çok belge, ne kadar çok evrak o kadar iyi açıkçası. Çünkü Malta'da süreç çok her hafta değişebiliyor. Yeni gelişmeler oluyor, şu belgeleri talep ediyorlar. Biz de öğrencilerimiz hani gittiklerinde biz eksiksiz olarak tamamlamamıza rağmen ekstra belge istiyorlar konsolosluktan, VFS'den daha doğrusu. Oradan duyduklarımıza göre biz sizlere tekrar bilgilendiriyor oluyoruz zaten süreç içerisinde. Eğer öğrenciyseniz zaten çalışma hayatındaki o belgeleri toplayamayacaksınız. Zaten alamıyor olacaksınız. Orada hani SGK belgesi yüklemeniz gerekiyor. Çünkü hani konsolosluk bunu talep ediyor öğrenciler. Onun dışında siz kendinize uygun şekilde orada alabildiğiniz belgeleri toplamanız yeterli oluyor. Peki ben çalışıyorum ama ailem de bana sponsor olmak istiyor. Bu konuda tek bir kişi mi sponsor olmalı yoksa hem annem hem babam sponsor olsa yeterli olur mu? Şimdi orada da şöyle, Malta'da şöyle. Eğer kendiniz karşılıyorsanız mutlaka çalışıyor olmanız gerekiyor. Yani SGK belgeleri, maaş bordrosu tarzında belgeleri almanız gerekiyor, alıyor olmanız gerekiyor. Eğer ekstra sponsor göstermek isterseniz tabii ki gösterebiliyorsunuz. Yani ekstra sponsor ne demek? Ekstra belge demek. Annenizi de gösterebilirsiniz. Ek olarak babanızı da gösterebilirsiniz. Kendiniz karşılıyorsanız ve eğer eğitim yaşam masraflarınızı karşılayabiliyorsanız süreçte de kendiniz de devam edebilirsiniz. Peki ben VFS'ye gittiğim zaman bir zorlukla karşılaşır mıyım? Şöyle, öğrencilerimizden bu konuyla ilgili, VFS ile ilgili sürekli şikayetler alıyoruz aslında. Benim açıklamak istediğim şu, bir tane öğrencimizde şöyle bir olay gerçekleşti mesela. Öğrencimiz çalışmıyor ve sponsoru var. VFS Global'e gidiyor. Bizim tarafımızdan teslim edilmesi gereken evrakları teslim ediyoruz. Kendi topladığı evraklar oluyor. Onları kontrol ediyoruz. Daha sonrasında tüm evrakların çıktısını alıp VFS'ye gidiyor randevusuna. Kapıdaki vize görevlisi orada hani bakıp evrakların içerisinde sponsor belgesini evraklar arasından çıkartıyor. Yani öğrencimizin, düşünün hani öğrencimizin sponsoru var. Kendisi öğrenci. Sponsor gösteriyor ki çok önemli bir belge aslında. Yani orada aslında en önemli belge olmuş oluyor sponsor. Evet, çünkü kendi hani çalışmıyor dediniz. Aynen. Kendisi çalışmıyor. Sponsoru var. Eğitim yaşam masraflarını o karşılıyor. Orada da mesela şöyle bir şey var. Evrak listenizde de göreceksiniz. Sponsorunuzun mutlaka taahhütname alması gerekiyor noterden. Orada öğrencimin, kızımın, oğlumun eğitim masraflarını karşılıyorum, bunu taahhüt ederim şeklinde bir belge alması gerekiyor. Yani taahhütname alması gerekiyor. Dedim ki hani o belgeyi mesela oradaki görevli belgelerin arasından çıkartıyor. Daha sonra öğrencimiz bunu bize söylemiyor. Gizliyor açıkçası. Aa. Ya da söylemeyi unutuyor. Orada daha belki sonrasında de bilmediği için bu süreci bunu normal karşılıyor değil mi? Şöyle. Zaten biz aslında bilmiyor demek yanlış bir tabir. Çünkü biz öğrencimizi randevuya gitmeden önce tam anlamıyla hazırlıyoruz. Bu süreçte elimizden geldiğince
gelince öğrencimize en iyi şekilde yardımcı oluyoruz. Evet ama öğrenci sonuçta ilk defa konsolosluğa gittiyse bunu bilmeyebilir. Bu belge gereksiz denildiği zaman bunu normal olarak karşılayabilir değil mi? Aslında bilmediği için değil, o anki heyecanıyla oradaki vize görevlisinin yönlendirmesiyle böyle bir yanılgıya düşüp çıkartıp ısrar etmemiş olabilir. Orada biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Mutlaka orada ben belgelerimi tam olarak hazırladım. Benim belgelerim tam. Ben bu randevuya girmek istiyorum. Tüm hani sorumlulukları da üzerime alıyorum şeklinde söylemeleri gerekiyor. Yani ısrarcı olmaları gerekiyor. Çünkü bazı vize görevlileri gerçekten işlerini bilmiyor açıkçası. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Baştan savabiliyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Bu yüzden öğrenciyi mağdur ediyorlar. Oradaki durum da aslında o şekilde. Hani öğrencimiz gidiyor. Bir heyecanla gidiyor. İlk kez randevuya gidiyor sizin söylediğiniz gibi. Ya ikinci kez gitse de aslında aynı heyecan. Sürekli hani o ilk günkü gibi bir heyecan oluyor öğrencimizin. Stresli olabiliyor. Biz gerekli tüm bilgilendirmeyi, evraklarını kontrol ediyoruz. Okuldan gelen belgelerini, bizim hatırladığımız belgelerini öğrencimizle paylaşıyoruz. Orada yapacağı şeyler hakkında, yani VFS'de yapacağı her şey hakkında bilgilendiriyoruz açıkçası öğrencimizi. Ama öğrencimiz oraya gittiğinde dediğim gibi hani stresli olabiliyor, heyecanlı olabiliyor ki bu çok normal. Ama orada işte dediğim gibi o vize görevlisinin o sponsor evrağını, evrakların aslında çıkartmasını istemesinden dolayı, kendisini de çıkarttığından dolayı vizeden net alıyor öğrencimiz. Yani orada bir mülakat mı oluyor? Öğrenci neden bu kadar heyecanlanıyor? Gitmeden önce vize oryantasyonu yapıyoruz öğrenciyle. Vize öncesi, vize randevusu öncesi. Orada öğrenci bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Orada mülakat olmuyor. Sadece basit sorular sorabilirler. Ne için gidiyorsunuz? Kaç hafta gidiyorsunuz diye soru sorabilirler. Açıkçası bunu da öğrencimize gayet net bir şekilde açıklamasını yapıyoruz. Önceki ilk tanışmada da açıklıyoruz sorduğunda. Sonrasında merak ettiğinde de arıyor öğrencilerimiz bazen. Sık sık arayan öğrencilerimiz de oluyor yani. Daha sonrasında vize randevusu öncesinde de zaten bizim her etapta yapacağı şey öncesinde bilgilendirmemiz oluyor. Vize randevusu öncesinde de vize oryantasyonumuz oluyor. Orada öğrenciyle her şeyi detaylı olarak konuşuyoruz. Orada ne yapacağı, hangi belgeleri götürmesi gerektiği, ne yapacak orada dediğim gibi, nasıl bir şeyle karşılaşacak bunu bilgilendiriyoruz. Hatta şunun zorunluluğu oluştu bizde artık. Her hafta bir şey değiştiği için, VFS'de her hafta durumlar değiştiği için öğrencimizi bu konular hakkında daha önce öğrencilerimizin yaşadığı problemlerden, tecrübelerden bilgilendiriyor oluyoruz zaten. Dediğim gibi oraya öğrencimiz tam hazır şekilde gönderiyoruz aslında. Yani sizin gönderdiğiniz evrak listesini tam olarak doldurduğumuz zaman ve o evrak listesini aldığımız zaman bizim için yeterli oluyor. Orada karşılaştığımız herhangi bir belgeyi çıkart dediklerinde bile bunu kabul edip hayır ben belgelerimi bu şekilde sunmak istiyorum dediğimizde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Doğru mudur? Öğrencimiz bazen gerçekten randevuya katılması için, girmesi için çünkü bizim anladığımız kadarıyla randevuyu almamaya çalışıyorlar oradaki görevliler, öğrencileri. Girmesi için bazen öğrencilerimizin sınırlarını zorlaması gerekiyor. Özellikle Malta'da bu maalesef bu şekilde. Daha öncesinden bir video izlemiştim. Bir tane arkadaşımıza demişler ki sen yeni evlendin, neden gidiyorsun? Bu tarz soruları bize de yönetebilirler mi? Yani kesinlikle yönetebilirler. Yani artık ondan emin olduk çünkü garip garip sorular soruyorlar aslında öğrencilerimize. Onun mantığını da biz de anlamadık. O öğrencimizi de gayet iyi hatırlıyorum. Kendisine yeni evlendin, eşini bırakıp nereye gidiyorsun? Neden dil eğitimi almak istiyorsun diye saçma sapan bir soru sormuşlardı. Dediğim gibi öğrencimiz orada ısrar ettiği için, kararlı olduğu için aslında burada temel nokta bu. Kararlı ve ısrar etmek, ben buraya girmek istiyorum demek. Orada da hani sizde bitiyor aslında. Biz sizi hazırlıyoruz gayet iyi bir şekilde ama oradaki maalesef ki bize görevlilerin çıkarttığı zorluklardan dolayı bazen kendiniz ısrar etmeniz gerekiyor randevuya girmek için. O durumda o şekilde. Teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Yarmak istediğin son bir şey var mı? Arkadaşlar mailleri mutlaka kontrol edelim. Ödemenin kimin yapıldığına, kimin tarafından yapıldığına, birinci dereceden akrabanız tarafından yapıldığına mutlaka dikkat edelim. Buradaki amacımız hızlı bir şekilde ilerleyip sürecin uzamamasını sağlamak. Yani bu süreçte hem siz yoruluyorsunuz, yani biz elimizden geldiğince size yardımcı oluyoruz. Ancak dediğim gibi siz evrak topluyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz. Buna harcadığınız bir zaman, emek var ve bu emeğinizin boşa gitmemesi için, bu harcadığınız zamanın boşa gitmemesi için lütfen iletişimde kalalım. Mailleri kontrol edelim. Süreçte adım adım beraber ilerleyelim. Zaten o şekilde ilerlediğimizde sizi hazır bir şekilde randevunuza gönderiyor olacağız. Teşekkürler. Mailleri kontrol ediyor olacağım.